Erdoğan PKK'nın adamı, İmralı canisinin ortağı, Oslo'nun müdavimi, Kandil'in umudu olarak Çankaya'ya taliptir. Ayrıca hazine 17-25 damgalı rüşvetçilerin elinde talan edilmektedir. Erdoğan ve yolsuzluk çetesi milletin kesesini boşaltmaktadır. Hırsızlar, hırsızlıkla mücadele edenleri kovalamakta, gözaltına almakta, hapse tıkmaktadır. İranlı şarlatan yatlarda gezip kara parayla sefa sürerken adalet yerlerde, hukuk diplerdedir. Millete küfreden havuzcular, ihalelerden yüzdalan, rüşvete kulluk eden eski bakanlar, babacığım, babacığım diyerek villada para eritemeyen ileri zekalı çocuklar. Bir trilyonu 3-5 kuruş gören haramzadeler zevkten dört köşeyken dürüstlük suçlanmaktadır. Aday Erdoğan 17-25 Aralık'ta cezaevine giren kasacısından kutucusuna kadar kim varsa serbest bırakan malum yandaş hakimleri bu kez de emniyetin üzerine salmıştır. Yargıdaki son düzenlemelerle kendisine candan ve siyaseten bağlı sulh hakimlerini devreye sokmuştur. İnlerine gireceğiz diye diye haşhaşi, virüs, ajan, casus, hain sözleriyle dün devlete konuşlandırdığı, devlete sızdırdığı kimseleri bugün ekin gibi biçmektedir. Erdoğan'ın kirli çamaşırlarını bilenler, gizli ve hain ilişkilerine talık olanlar susturulmakta, cezalandırılmaktadır. Aziz dava arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin birliğini temsil makamı olan Cumhurbaşkanlığı bölücülüğe rehin düşmüş, iradesini kiralamış, adam olmadıkların harcı değildir. Devleti linç etmiş, kurumlarını işgal etmiş, kurallarını yıkıp devirmiş bir adayın cumhurbaşkanı olması devenin iğne deliğinden geçmesi kadar akla ziyandır. Anayasayı çiğnemekle kalmamış. 12 yıldır onlarca kez anayasa suçu işlemiş bir adamın cumhurbaşkanı olması bizatihi devletin teamüllerine, bizatihi milletin kazanımlarına taban tabana terstir. Bunun için İstanbul'dan diyorum ki aday Erdoğan, Kısıklı'daki villanda para sayıyorsan biraz mola ver de bizi dinle. Hemen acele edip de alo Fatihleri arama, azarlama. Alo Nermin hattına müracaat etme. Kaç İsmail kaç diyen yandaş hakimlerine fazla umut bağlama. Başakşehir Fatih Terim stadının açılışında 12 numarayla 12. Cumhurbaşkanlığına gönderme yaparak sporu siyasete alet etme. Kurnazlığının zorla attırılan üç iler gölün golün seni kurtaracağını sanma. Yeşil sahalardan sakın medet umma. Aday Erdoğan, Eskişehir'de altını çiziyorum. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Profesör Doktor Ekmelettin İhsanoğlu'nun
bu toprakların evladı olmadığını hayasızca söyleyerek aynen şöyle konuşmuştur. Kahire'de doğmuş, 30 yaşında Türkiye'ye gelmiş. Kimi aldatıyorsunuz? Bu toprakların evladı biziz. Burada doğduk, burada büyüdük, burada çalışıyoruz. Bu sözler ibret levhasıdır. Bu sözler belgeli nefret suçudur. Bu sözler millet düşmanlığıdır. Bu sözler faşist ve ırkçı bir kafa yapısının hezeyanıdır. Aday Erdoğan devleti bölmüş, milleti bölmüş, askeri bölmüş, polisi bölmüş, doymamış, bir de doğum yerlerine göre insanlarımızı bölmüştür. Sayın İhsanoğlu'nun Kahire'de doğmasını meydanlarda çarpıtacak, sorgulayacak, sulandıracak kadar ahlaksızlaşan bu adaya Türk milleti tepki göstermelidir. Avrupa Türklüğü bu adaya şamarı indirmelidir. AKP'de görev yapan, doğum yeri farklı ülkeler olan milletvekili arkadaşlarım ve özellikle Sağlık Bakanı Müezzinoğlu, izzeti nefis taşıyorsa derhal istifa etmelidir.